Selamun Aleyküm arkadaşlar, herkese merhabalar. İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının bir kısmını tercüme etmiştik. YouTube kanalımızda bulabilirsiniz, oynatma listelerinden. Şimdi de yazılı haftası olduğundan dolayı çıkmış sorulara bakalım. Soruların mantıklarını çözelim. Aynısı çıkmasa da bir benzeri çıkmış olacağından dolayı önemli olan bizim sorunun mantığını çözmüş olmamız. Birinci soruyla başlayalım. Harace fiilinin en tüm çekimi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisidir? Haraçtunne, haraçtum, haraçtunne, haraçne, haracu. Evet, en tüm. Önce zamirleri bir çekelim. Huve, hiye, huma, hum, hunne, ente, enti, entuma, entum, entunne, ene, nahnu. Şimdi bu kelime fiil-i mazi bir kelime. Salim bir kelime, yani sahih. Evet arkadaşlar, haraca fiili, fiil-i mazi, müfret müzekker, gayip ve sahih, salim bir fiil. İlletli harflerden herhangi birisi, vav ya eliften herhangi birisi yok. Bunun sıgası fiil-i mazide, malumde 14 haraca, meçhulde de 14 sıga, hurice. Evet, önce haraca, haraca, haracu, haracet, haracete, haraçne, haraçte, haraçtuma, haraçtum, haraçti, haraçtuma, haraçtunne, haraçtu, haraçna, haraçtu, ben çıktım, haraçna, biz çıktık. Entüm, burada hangisine münasip oluyor? Entüm, haraçtum, entüm, siz, haraçtum, çıktınız, siz çıktınız manasında. Peki bunlara hangi zamirler münasip? Onlara bakalım. Haraçne, hünne. Haraçtunne, entunne, haracu, hum. Evet, şu iki kelime cemi müzekker, gaib, cemi müennes, gaibe, cemi müzekker, muhatap, cemi müennes, muhataba. Evet, şunlar müennes, gaib, gaibe, muhataba. Bunlar da müzekker için. Cemi fakat gaib, muhatap. Evet, burada münasip hulasa entüm haraçtüm arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki fiil cümlesini emir cümle yapınız. Evet arkadaşlar, fiil cümlesini emir cümlesi. Yeftahu fiil. Yeftahu şabbu ennafizete. Fiil, fail, mef'ul. Fiil, fiili muzari. Müfret müzekker gaib. Evet, bunu emire çevireceğiz. Şimdi önce fiil var, fail var, meful var. Hemen burada emir denince aklımıza bir şey gelmesi lazım arkadaşlar. Emir cümlelerinde fiil cümlelerinde olduğu gibi fail görünmez, gizlidir. O zaman nasıl olacak? İftah ennafizete. İftah dediğimiz zaman burada fiil de var, fail de var. Fail gizli, ente, sen aç diyoruz. Ennafize de onun mef'ulü oluyor. Kısaca iftah ennafizete. Burayı hasfediyoruz faili. Çünkü gizliyoruz ente diye, sen diye. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki mazi, muzari ve emir fiilleri verilen zamirlere göre yeniden yazınız. Evet. Şimdi buradaki fiiller arkadaşlar, buradaki zamirlere göre çekimini yapacağız. Celese, ben. Ben oturdum, celestu. Celeste, sen oturdun. Celestüm, siz oturdunuz. Celestünne, siz oturdunuz. Gaibe ve cemi, müennes. Ve celeset. Tekrar okuyalım. Celestu, celeste, celestüm, celestünne, celeset. Yeclisu, ene eclisu, ben otururum, fiili muzari. Teclis, teclisun, yeclisne, teclis. Evet, iclis, şimdi fiili mazi, fiili muzari, bu da emir. Şimdi bunların mazi ve muzarinin bu sıgaların hepsi uyuyor arkadaşlar. Fakat emri hazır biraz farklı. Emri hazırda sadece muhatap vardır. Gaib, gaibe. Mütekellim yoktur. Yani ben kendi kendime emir veremem.
Onun için buraya bir şey yazmıyoruz arkadaşlar. Zaten bunun karşılığı yok. İclis, sen otur, ente. Tamam, bu zaten burada olduğu gibi buraya yazıyoruz. Siz oturunuz, iclisu. Fakat buralar emri gaipte yazılır. Fakat emri hazırda yazılmaz. Şu iki ve şurası boş arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Emri hazırda sadece ente ve entum. Normalde emri hazırın malum sıgası 6'dır. Bunu eğer ki tasrif yapacak olursak, çekim yapacak olursak iclis, iclisa, iclisu, iclisi, iclisa, iclisne. Bu kadar. O 6 sıgadan sadece burada ikisi var. Bunları saymıyoruz. Evet arkadaşlar, bu 3 soruda bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.